Herkese selamlar. Bugün Cotswold'dayız. Lavantaları gezmeye geldik. Bakalım ilk defa böyle bir yere geliyoruz. Eşimle birlikte şimdi içeriden birazcık görüntü alacağız. Yetişkin 7 sterlin, çocuklar 3 sterlin. Daha 5 yaş altında ücretsiz olarak belirtilmiş. Ehliyeti aldıktan sonra ilk defa bu kadar uzak bir yere geldik. Aslında çok uzak değil. Yani yaklaşık 1 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde Cotswolds'a geldik. Çok güzel lavantalar. Yani daha önceden Isparta'ya hiç gitmedim. Isparta'daki lavantaları bilmiyorum ama burası da bayağı iyi gerçekten. Turistler falan var. Çok kalabalık olmasa da düzenli bir şekilde dikmişler. Dediğim gibi hani şeyi bilmiyorum, Isparta'da nasıldı falan görmedim. Orası da bildiğim kadarıyla çok güzeldi. Burası çok güzel. Şu anda mis gibi lavantalar kokuyor. Şöyle sıra sıra dikmişler lavantaları. Aralarına girip yürüyebiliyorsunuz. Bazı yerdekiler olmamışlar. Olmadığı için tam, ya da mesela şu kısımlar olmamış mesela. Bu kısımlar böyle çok güzel olmuşlar. Aşağı taraftakiler de şey olmuş. Birazcık daha az açmışlar. Bilmiyorum, belki bunlar da birazcık daha açabilirler. Yani mevsimi tamamen geçmemiş. Biraz daha mevsiminin geçmesine var benim gördüğüm kadarıyla. Burası bir yayla havası var burada. Böyle bir yayla gibi, köy gibi. Geliyorken de böyle koyun çiftlikleri falan gördük. Böyle koyunları falan gördük. Güzel, nezih bir ortam. Herkese tavsiye edebilirim böyle bir köye gelip gezmelerini. Şöyle tekrardan görüntü alayım. Evet, lavanta bahçesini biraz gezdik. Şimdi de gördüğünüz gibi yağmur yağmaya başladı. Biraz bulutlu bir havadayız şu anda. Şöyle size genel kısmını alayım. Yani çok fazla dolaşıp hani detay anlatılabilecek bir yer değil aslında burası. Küçük bir yer ama hoş bir yer. Fotoğraf çekmek için falan güzel. Böyle Japonlar falan gelmiş, Çinler gelmiş. Fotoğraf çekiyorlar. Şu ileride de sanırım yine lavanta bahçesi var. Orta kısım biraz olmuş. Diğer kısımlar çok olmamış. Tam mevsimi gelmemiş. Belki bilmiyorum, bir hafta sonra falan, iki hafta sonra belki daha iyi olabilirler. Evet, Esra da benim şimdi artık fotoğrafımı ya da videomu çekiyor. Hafta sonu atlayıp gelinip gezilebilecek bir yer. Hava güzelse sol tarafta oturmak için yerler var. Orada piknik falan da yapılabilir. Şimdi Cotswold'un farklı bir köyüne geldik. Burada bir şeyler atıştırdıktan sonra gezmeye devam edeceğiz. Burası da köy ama bayağı güzel. Köyün ortasından bir kanal geçiyor. Köprüler falan var. Gayet güzel bir yer. Birazdan onun görüntülerini de göstereceğim. Şimdi yerimizi yiyelim. Ondan sonra şey yaparız. Az önce ismi aklıma gelmemişti. Şu anda Barton on the Water'dayız. Burası Cotswold'un köylerinden birisi. Tıpkı diğer gitmiş olduğumuz lavanta bahçesinin olduğu yer de Cotswold köylerinden bir tanesiydi. Burası işte adından da belli olacağı üzere tamamen suyun üzerine kurulmuş bir köy gibi düşünebiliriz. Modern bir köy burası. Turistik olmasından mütevellit de insanlar bayağı bir kalabalık gerçekten de, gördüğünüz gibi. Şimdi biraz köyden görüntüler alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim.
Evet, şimdi de Bourton on the Water'dan sonra Cotswolds'un diğer köylerinden birindeyiz. Beeburg'dayız şu anda. Gelirken yağmuru gördük, güneşi gördük. Bütün bütün mevsimi yaşadık diyebilirim. Şu anda yağmur yağmıyor. Biraz daha güzel, durgun. Birazcık park sorunu var. Gördüğünüz gibi şu arabaların hepsi boydan boya park etmiş durumda. Park ücretsiz ama biraz bulmak zor. Buranın en büyük işte özelliklerinden birisi bu tarihi evleri. İşte şimdi çevireceğim size. İşte evler bunlar. Evet, esas evler aşağı taraftaydı. İlk çektiğim bölümdeydi. Onlardan biraz detay aldım. Hepsi çok bakımlı. Yani çok gerçekten çok süper evler. Yani bizde biliyorsunuz hani köy deyince birazcık daha mahrumiyet bölgesi falan oluyor ama burada sanırım gördüğüm kadarıyla esas zenginler buralarda yaşıyor. İngiltere'de zaten öyle. Bazı bölgelerde hani köylerde kiralar şehirlere göre çok daha pahalı. Evler çok bakımlı. Eski taş duvarlar. Ama şeylerden de şey yapmamışlar yani hani güvenlik kamerası olsun vesaire. Hepsinin hepsinde hemen hemen lüks arabalar falan var. Gerçekten gelip görmeye değecek bir yer. Zaten Cotswold bölgesinin en güzel köyü burası olarak belirtiliyor. Mesela hemen yani sadece şey mesela size şuraya göstereyim hemen. Şöyle bir yer var. Yani birçok ev var aslında. Sadece o küçük bir bölge kadar değil. Bu çevrede buna benzer bir sürü böyle eski tarihi evler var. Şimdi akarsuyun kenarında arabamızı park ettik. Sonra içeriye doğru yürüdük. Esas hani evlerin yanından geçtik. Yukarıya doğru çıktık. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Bu civarda Airbnb evleri de var. Yani buraya gelip Airbnb evinde kalıp o şekilde de buranın artık keyfini çıkartabilirsiniz. Şuradan da şöyle bir görüntü alayım. Yine aynı konsept evler var. Bunlar tabii biraz daha yüksekler. Diğer evler iki katlı. Kapıları falan çok yüksek değil. Tamamen taş duvarlılar. Ve şuradan şöyle göstereyim. Genel olarak hani çatılarında kiremit değil de yine taş gibi bir şey kullanıyorlar. Onunla beraber yani kiremit görevini görüyor bu taşlar. Evet, şu anda bir düğün var sanırım. Şöyle küçük bir görüntü alayım. Evet, köy düğünü sanırım şöyle. Evet, Cotswolds köylerinden son köye geldik. Stow on the Walls'tayız şu anda. Burası şehir görünümlü bir köy, bir kasaba. Daha çok böyle çevrede işte organik shop, antika, işte antikacı, yok çikolata atölyesi, buna benzer küçük küçük esnaflar var. Ve şöyle binaların hepsi böyle eski ama çok bakımlı. Bir yere yürüyorsun, hepsi böyle alçak tavanlı böyle, hepsinde uyarı yazıları var. İşte hani alçak tavan dikkat edin diye. Hepsi böyle eski yapılı, bakımlı, kafeler, bankalar.
özellikle birkaç tane böyle tarihi bankayı gördüm. Onlar da hep böyle şey, tarihi binalarda. Birazcık şöyle göstereceğim size, ondan sonra videoyu tamamlayacağım. Şöyle gösterebilirim, şöyle. Çevre genelde bu şekilde. Videoyu çekmeden önce bir antikacıya girdik. Küçük bir yere benziyordu. İçerisi bayağı bildiğiniz müze gibi. Güzel eserler vardı diyebiliriz. Böyle bir sürü farklı farklı çeşitleri çoktu. Ancak fotoğraf bile çekmemize izin vermedi. Yani çekmezseniz iyi olur falan dedi. Güvenlik kamerası falan da olduğu için dedim hiç şey yapmayayım, fotoğraf çekmeyeyim dedim. Bahsettiğim gibi çok merkezi bir yer olsa, burada bir tane daha mesela antikacı var. Yani bu benim şu anda dolaştığım yerde sadece üçüncü antikacı. Bir tanesine girdim, ikisi kapalıydı. Bugün pazar, pazar olduğu için genelde pazar günü öğleden sonra bu tarz yerler kapalı oluyor. Yine şöyle bir restoran var. Oldukça mütevazı. Küçücük. Yani böyle çok enteresan geliyor bana şu anda. Pazar günü olduğu için kilisemizin çanları da çalıyor. Evet, Cotswold bayağı büyükmüş. Onu fark ettim, bu kadar büyük olacağını fark etmişti zannetmiyordum. Ben ilk de sadece bir köyün adı Cotswold diye düşünüyordum. Aslında birçok köyün birleşimi olduğunu görmüş oldum. Son olarak burayı da gezmiş olduk. Bundan sonra doğru evimize, yani Coventry'e gidiyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.